أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، صدق الله العظيم إلى آخر الآيات. Cenab-ı Allah'a, Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun kardeşlerim. Bizleri cemaatle elhamdülillah sabah namazını kıldık. Büyük nimet. Evlerinden bir evde toplandık hamdolsun. Ve şimdi hem işrak anımızı değerlendireceğiz zikirle, sohbetle. Nurlanacağız, feyizleneceğiz. Neden? Çünkü Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki tarikuna sohbetuna. Yani bizim yolumuz sohbet yoldur. Sohbetsiz olmaz kardeşlerim. Yani sohbet toprağa tohum ekildiği zaman su veriliyor ya, su gibidir yani. Su olmazsa bir şey çıkmıyor topraktan. Biz de sohbetle şu kulaklarımızdan sulanmazsak bir hareket olmuyor yani. Manevi kayıp oluyor. Kardeşlerim, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın yolu da bu değil miydi yani? Bir düşünelim. Ayet-i kerimeler geliyor. Ne yapıyordu Peygamber Efendimiz? Ayet-i kerimeler indiğinde onu anlatıyordu insanlara. Allah şöyle emretti, böyle emretti. Ve Efendimiz nerede bir konuşma yapıyorsa sahabe-i kiram orada toplanıyorlar. Resulullah'ı dinliyorlardı. Ayetleri bu şekilde dinliyorlardı. Ama şuraya dikkatinizi çekmek isterim. Öyle sahabeler var ki radıyallahu anhum, yani belki sadece Alak suresini duydu, başka sure duymadı yani. Öldü yani. Vefat etti. Hani bir 5 ayet duydu, 10 ayet duydu. Ama düşünebiliyor musunuz? Onların derecesine hiçbir kıyamete kadar mümin ulaşamıyor. Sahabe olamıyor yani. Ne anlaşılıyor buradan? Nasıl dinlemişler değil mi yani? Bu bir. İkincisi, hangi ağızdan dinlemişler? Zaten onları sahabe yapan da o yani. Kimi görmüşler? Ama anlatılan şeyin önemi de çok. Kur'an-ı Azimuşşan Allah'ın kelamı. Şimdi bugün zaten Müzzemmil suresini hiç tefsirini duyduk mu kardeşlerim? Müzzemmil suresi. Çok acayip. Kur'an-ı Kerim'de inzal olan, inen surelerin üçüncüsü kardeşlerim. Orada Allahu Teala Peygamber Efendimiz'i bir terbiyeden geçiriyor. Allah'ımızın Resulullah'ı bir hazırlaması var. Bugün oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Kur'an-ı Azimuşşan daha inmeden Allah Habibini nasıl hazırlıyor? Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı
Mısır'a sultan etmeden nasıl hazırladı? Bir kader çizgisi vardı değil mi? Allah'ımızın bir kader çizgisi vardı. Kuyuya atılacaktı. Kuyudan birileri alacaktı, kurtarılacaktı. Sonra işte Aziz'in hanımı iftira atacaktı. O iftiradan sonra zindana atılacaktı. Bu Allah'ın çizdiği bir kaderdi. Ve o meşakkatlere, sıkıntılara sabrederek Mısır'a sultan olacaktı. İşte Allahu Teala da Resul-i Ekrem Efendimiz'i aynı bu şekilde hazırladı. Neye? Çok büyük bir yüke. Öyle diyor. Kavlen thakila diyor. O okunacak inşallah. Orası gelecek inşallah. Tabii usulü terk eden usuldan mahrum olur denilir. Biz hemen ayeti kerimelerin sırra, hazineye girmeyelim hemen. Bir Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuyalım inşallah. Ne dersiniz? Orası hazine o. Şimdi oraya gireceğiz inşallah. Allah'ımız Efendimiz'i nasıl terbiye etmiş, nasıl psikolojik olarak yetiştirmiş ve nasıl insanların önüne çıkartmış. Çok önemli değil mi bu? İnanın çok önemli bir ders bugün alacağız kardeşlerim. Özellikle hizmet eden, sohbet eden, vaaz eden kişiler için. Büyük ya da nereden kaybettiğimizi anlayacağız yani. İnşallah. Rabbim güzel ifade etmeyi, anlatmayı cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Şimdi Risale-i Kutsiye'den bir beyit okuyalım. Görünmek istediği ol zat-ı yezan, iki beyit okuyacağım. İlk önce bir beyit, sonra bir beyit daha, birbirini açıklayan beyit. Görünmek istedi ol zat-ı yezdan, zuhura geldi ol sultanı ekvan. Muhammed aleme rahmetti reycan, anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten göçüp hakka gidelim. Azizim, bu benlikten göçüp hakka gidelim. Azizim seyri fil eşya, azizim seyri fil eşya gel iyidelim. Buralarda Cemal-i Bakemal'e seyredelim. Başlamadı daha. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. İlerlerde başlıyor. Onun için azizim seyri fil eşya. Bu da bir manevi bir makamdır. Oraya gelelim diyor. Şimdi kardeşlerim, şu bilgileri hepimizin bilmesi lazım. En başa dönüldüğünde bir Cenab-ı Allah vardı. Onun dışında hiç yaratılmış bir şey yoktu. Burayı biliyoruz değil mi? Baştayız yani. Yani bir şey yoktu derken melekler yoktu. Cinler yoktu. Cennet yoktu. Cehennem yoktu. Dünya, gezegenler, alem yoktu. Kim vardı? Bir Allah vardı. Celle Celaluhu, onun dışında mahluk olarak yaratılmış hiçbir şey yoktu. Mevla Teala kendini biliyor, kendini görüyor ve kendinin hakikatlerinin bir hakikatte tecelli etmesini istedi. Yani kendini bir hakikatte görmek istedi. Kendini biliyor tek. Ama o semi', irade, efendim besar, efendim diğer sıfatları ve isimleri Allahu Teala bir hakikatte görmek istedi. Dikkat edin buraya şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Hala bir Allah var, onun dışında yaratılmış yok. Ne oldu? İşte görünmek istediği ol zat-ı yezdan. Yezdan Farsçada Allah'ın ismi. Allah kendini tanıtmak istedi. Sırdı çünkü, Mevla'yı bilen yok. Yaratılmış yok. Bir Allah var, başka kimse yok. Ne yaptı? Kendini tanıtmak istedi. Kendini bildirmek istedi. İbadet olunmak istedi. Çoğaltabiliriz. Ne oldu? Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvan. İşte ilk yaratılan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurudur. Burası çok önemli.
insan olarak yaratılan ilk, hani beden olarak yaratılan Adem babamız, ama Cenab-ı Allah'ın kendi nurundan yarattığı ilk mahluk kimdir? Peygamber Efendimiz'in nurudur. Peki soru cevap yapıyoruz şimdi. O nuru nur olarak yarattı ya, ne için yarattı? Kendini bir hakikatte görmek için yarattı. Yani Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine ayna yaptı. Baş ayna Peygamber Efendimiz'dir. Ve kendini bir hakikatte Mevlam gördü. Muhammed aleme rahmettir ey can. Muhammed alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. Muhammed aleme rahmettir ey can. Anın nurundan oldu cümle imkan. Buyurun. İşte bütün mümkünatta o nurdan oldu. Bütün her şey, dünya, cennet, cehennem, her şey o nurdan yaratıldı işte. Hangi nurdan? Peygamber Efendimiz'in nurundan. Peygamber Efendimiz nereden yaratıldı? Allah'ın nurundan yaratıldı. Ne olarak yaratıldı? Aynayı unutmazsınız değil mi? Ayna. Yani. Ve Allah-u Teala'nın hani işitme sıfatı var değil mi? İşte o işitme sıfatını Peygamber Efendimiz'in nuruna verdi. Yani insanoğluna verdi. İşitme sıfatı bize de var mı? Görme sıfatı var mı? Akıl sıfatı var mı? Yani bilme var. Peki rahmet, acıma hissi var mı? Allah Rahmandır, Rahim'dir, bu his bize de var mı? Var. Nereden geldi bunlar bize? Allah'tan geldi. Allah'ın sıfatlarının bir gölgesi, bir yansıması diyelim yani. Bu kadar anlatabiliyoruz lisan olarak yani. Cümleler de kifayet etmeyebiliyor. Ama insan Allah-u Teala'nın sıfatlarının bir cüzü diyebiliriz. Yansıması diyebiliriz. Şimdi o ayna olayı unutmuyoruz değil mi? Ayna olayını unutmuyoruz. Biz o aynaya bakarak, o aynaya iyi bakarsak, o aynayı kendimize iyi örnek alırsak, baş aynayı, o aynada biz kimi seyrederiz? Söyleyin bakalım. Allah'ı seyrederiz. Celle Celaluhu. İşte bu. Bütün mesele bu. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın konumu bu işte. Şimdi ikinci beyte geliyoruz. Celle Celaluhu. Ne işler var? Hudaya oldu mahsus hamdu minnet. Nikap açtı bize kıldı inayet. Bu derde buldu arifler keramet. Muhabbet cezbesiyle kıldı davet. Bu darlıktan geçip Hakk'a gidelim. Azizim seyri anillah gel idelim. Bu aynayı unutmadık değil mi şimdi ayna? Kulla Mevla Teala arasında bir takım manevi perdeler vardır. Hani 70 bin perde var deniliyor ya. Bizimle o ayna arasına girmiş perdeler var. Bir takım sevgiler var. Aynanın üstü, ayna tamam da arada araba sevgisi var, hanım sevgisi var, dünya sevgisi var. Var da var, nefis var, dünya var, şeytan var. Nedir bu? Seninle o ayna arasında perdedir. Şimdi dikkat edin. Hudaya mahsus oldu hamdü minnet. Huda da Farsça'da, Yezdan da Allah'ın ismidir. Huda da Allah'ın ismidir. Huda. Allah'a mahsus oldu hamdü minnet. Niye? Nikap açtı bize kıldı inayet. Kulla Mevla arasındaki manevi perdeler var ya, Allah o perdelerin kalkmasını sağladı. Sebepler halk eyledi. Yani bak bizi perdeler arkasında bırakmıyor. Onun formülü var, onun yolu var. O yolda gidersen o perdeler tek tek kalkıyor. O aynayı görüyorsun, o aynada da Allah'ı seyrediyorsun. Şunu da söyleyeyim. Çıplak gözle Allah-u Teala'yı görmek mümkün değil.
İşte görür gibi olmak, aynadan görmek, görür gibi olmak hali vardır. Bak tasavvufta hani azizim seyri fil eşya diyor ya, bu bir makamdır. Buraya gelene kadar seyri ilallah var. İşte bu manevi çalışmaya başlamaya seyri ilallah deniliyor. Yani bu Mevla'yı arama, Mevla'yı görüyor gibi olma için bir mücadeleye başlıyorsun ya, tasavvufa başlıyorsun, tarikata başlıyorsun, gece teheccüde. Ne yaptın sen? Seyri ilallah'a başladın. Mevla'ya doğru gidiyorsun artık. İkinci seyir, seyri fillah. İşte ona vakıf oldun. Perdeler kalktı. Perdeleri kaldırdın. 70 bin perde kalktı. Sen Mevla'yı görüyor gibi oldun. Bu makama tasavvufta ne deniliyor? Seyri fillah. Neye benzedi bu seyri fillah? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta Mevla ile görüşmesine benzedi. Konuşmasına benzedi. Peki manevi yola girip kamil mükemmel bir şeyhten ders almak neye benzedi? O dersleri yapmak neye benzedi? Peygamber Efendimiz'in Miraç'taki hareketine benzedi. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğu, Mescid-i Aksa'dan Mevla Teala'ya manevi rucusuna benzedi o. Ama görüşmesi var değil mi? Mevla ile konuşması. İşte ona tasavvufta ne deniyor diye bir soru sorsam ne dersiniz? Seyri fillah. Seyri fillah. Mevla ile görüştü. Mevla'ya Mevla'da fani oldu. Peki soru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada kaldı mı? Kalmadı. Evet, bir takım hediyeler, amener Resulü, beş vakit namaz görüşüldü, Mevla verdi ama orada kalmadı. İşte Efendimizin şu sözü var. En çok üzülen, en çok sıkıntı çeken, üzülen peygamberlerden biri benim diyor yani. Benim kadar kimse üzülmemiştir diyor. Benim kadar hiç kimse acı çekmemiştir diyor. Şimdi bakıyorsun ya, Nuh Aleyhisselam 900 sene işkence çekmiş hani kavminden. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılmış. Eyüp Aleyhisselam senelerce hasta olmuş. Musa Aleyhisselam'ın çekmediği sıkıntı kalmamış ama Resulullah buyuruyor ki kimse benim çektiğim acıyı çekmemiştir. Bu da anlaşıldı mı şimdi? Ne acısı bu? Bu acı işte. Ayrılık acısı. Kim ayrılabilir ki o anda? Allah'ı görmüşsün Celle Celaluhu. Allah'la konuşuyorsun. Allah'ın celalini, cemalini görmüşsün. Ama Allah-u Teala'dan emir, ya Muhammed ümmetine git, şimdi ümmetini davet et. Çok zor bir şey değil mi? Çok acı bir şey değil mi? İşte o dönüşe ne diyoruz biz? O dönüşe seyri anillah deniliyor. Allah'tan dönüş. Bu da tasavvufta bir makamdır. Yani biz de o perdeler kalktıktan sonra Mevla Teala'nın celali cemali görüyor gibi olduktan sonra orada kalmamamız lazım. Ne olacak? Tekrar dönüş, tekrar halkın arasına karışma ve bütün halkı, insanlığı Allah'a davet etme görevi başlıyor. Bitti mi? Bitmedi. Seyranillah bitmedi. Bir seyir daha var. Seyri fil eşya var. Halkın arasına karışmak var. İşte burada onu diyor. Hudaya mahsus oldu hamdü minnet. Nikap açtı bize kıldı inayet. Arifler bu derde buldu keramet. Muhabbet cezbesiyle kıldı davet. İşin özünü söylüyor. İşte her şeyin bir formülü var ya, bir yolu, bir adabı var ya. Kulla Mevla Teala arasında olan bu manevi perdelerin kalkmanın yolu da kamil, mükemmel bir şeyh efendiyi görmek, bulmak, ondan istifade etmek, onun söylediklerini tutmak, işte derslenmek, vazife almak, bunun yolu da bu olmuş oluyor kardeşlerim. Arifler buna diyor keramet buldu, yol buldu, bu perdelerin kalkmasına bir yol buldular. Ve ne yaptılar? Muhabbet cezbesiyle kıldı davet. İşin özü aşk kardeşlerim. Demek ki bu perdeler aşkla kalkacak. Aşkla, muhabbet, sevgiyle kalkacak. İşte bir kalbine bir sevgi attılar. O neye benzedi?
Balık tutarken oltanın ucuna yem konuluyor ya. Sonra ne yapıyor? Balık onu görüyor. Sen çekiyorsun, balık koşuyor. Hani ona doğru yüzüyor balık. Hani Mevla Teala'ya kulu çekmek için de bu Allah dostları kalplere muhabbet cezbesi koydular. Sevgi, aşk. Yani tasavvuf tarikat yolunda ilerlemenin temel ana maddesi aşktır kardeşlerim. Aşktır. Bu varsa ilerlemen hızlı olur, güzel olur. Ama aşk yoksa zor olur. Zor olur. Olur ama zor olur. Allah cümlemize bu aşkı nasip eylesin kardeşlerim. Ali Haydar Efendi Kudsesi Ruh Hazretleri bir ders alana Efendi Hazretlerinin şeyhi Ali Haydar Efendi ders almak için gelen birine tanıdığı biriymiş. Tabii herkese bu denmez de ona demiş yani Efendi Baba. Yani bu her ders alan için bir ölçü değildir. Ama şöyle bir konuşması geçmiş. Herhalde tanıyordu onu. İşte Efendi Baba ben ders almak istiyorum, derslenmek istiyorum. Yani yola girmek istiyorum. Hani bana bir yol gösterir misin? Yani ders almak istiyorum bir manasına nedir? Rabbimle aramdaki manevi perdeler kalksın. Ben Allah'ın cemalini seyretmek istiyorum. Mana budur. Fena fillah olmak istiyorum. Efendi Baba da o delikanlıya demiş ki, oğlum demiş, sen aşık oldun mu? O delikanlı da hani aşık oldun, bir kızı sevdin mi diyor yani. O da yani kötü bir şey söylüyormuş gibi, estağfurullah. Efendi Hazretleri demiş, yok bende öyle işler olmaz falan demiş. O zaman sen tarikata olmaz demiş. O, yani aslında aşık oldun mu derken, yani aşkın ne olduğunu biliyor musun demiş yani. O da demiş ki yok ben kimseye aşık olmadım. O zaman demiş sen yapamazsın bu iş. Niye? Niye? Bu yol aşk yolu çünkü. Aşık olmasını bileceksin diyor. Peki burada neye aşık olacağız hocam? Neye mi aşık olacağız? Birinci aşk, şeyhine aşık olacaksın. Şeyhine. Çok seveceksin. Şeyhinden önce de bir aşk var. O da ne biliyor musun? O kapıdaki müminleri, Müslümanları seveceksin. Yani ihvanın birbirine aşık olması. Hani aynı yolda olan, şu an biz bir cemaatiz ya burada. Hani aşkın birinci basamağı bu biliyor musunuz? Birbirimizi çok seveceğiz. Ben seni, sen beni çok seveceğiz yani. Çok güveneceğiz. Gördüğümüz zaman böyle içimiz bir coşacak yani. Aşkın birinci basamağı bu. İkinci basamağı bu aşk. İhvanın birbirini sevmesi bizi Şeyh Efendi de aşka götürecek. O aşk, o kadar seveceksin ki üstadını, hocanı, şeyhini o kadar seveceksin ki o aşk seni Resulullah aşkına götürecek. Resulullah da öyle fani olacaksın ki bu neyle olur? Resulullah'ın hayatını kendi hayatına tatbikle olur. Yani sünnet, işte elini yıkamadan yemek yemiyorsun mesela. Niye? Aşıksın Resulullah'a. O öyle yapmış diyorsun. Resulullah buradan geçmiş, Resulullah böyle demiş, Resulullah bu haldesin yani. Resul hep dilinde senin sallallahu aleyhi ve sellem. Ki öyle de olmuş. Sahabe-i kiram bir yerden geçerken şöyle yol düz. Yol düz. Düz yol. Yani buradan Mekke'den Medine düz yol. Böyle güzel bir yol var. Efendimiz şöyle bir 50 metre ötede bir ağaç varmış. Oraya doğru yönelmiş. Efendimiz o yolu kullanırken. Ağacın arkasından dönmüş tekrar buraya gelmiş. Yani yolu uzatmış. Devam etmiş. O gün o yolculuğu yapan sahabe-i kiram dememişler yani. Ya Resulallah hani niye oraya gittik, niye buraya geldik aynı yola hani. Hani giderken belki düşündüler. Herhalde Resulullah burada bir gölgeleneceğiz. Hani bir istirahat edeceğiz. Sonradan da Resulullah'ın aklına bir şey mi geldi? Vahiy gelmiş olabilir. Dememişler yani. Takip etmişler. Yani buraya geldikten sonra ya Resulullah niye döndük dememişler. Demeyebilirler değil mi? Vardır bir bildiği Resulullah'ın değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadise tamam. Peki
Efendimizin vefatından sonra bu yol kullanılırken sonra gelen sahabe, o ilk Resulullah'la beraber olanlar oradan geçerken gidiyorlar, oradan dönüp yine oraya geliyorlar. Bu sefer soruyorlar ama o yolu kullan. Ya arkadaş, niye yolu uzatıyorsun? Ağacın oraya gidiyoruz, niye istirahat etmiyoruz? Niye gölgelenmiyoruz? Dediklerinde ne cevap veriyorlar? Yahu kardeşim, Resulullah'la buradan geçiyorduk. Resulullah gitti şu ağacın oradan döndü buraya geldi. Biz demedik yani. Ne yapalım? Resulullah böyle yaptı. Ha, Resul öyle mi yaptı? Tamam. Biz de öyle yapacağız. Bitti. Sevgiyi görüyor musunuz? Muhabbeti görüyor musunuz? Anam babam sana feda olsun cümleleri hep onların ağzından düşmeyen cümlelerdi yani. Öl, öl, öl yani. İşte şeyhine muhabbet oraya götürüyor. Peygamber Efendimiz'e muhabbet nereye götürüyor? Allah'a götürüyor işte. İşte perdeler kalkıyor ve o görme hali oluyor. Ama en temelinde ne? Aşk. Şunu da ifade etmek istiyorum. İlim çok önemlidir. İşte dedim ya biraz önce, belki 5 ayet duymayıp sahabe olanlar var. 1 ayet duymadan sahabe olanlar var. Gördü Resulullah, gitti köyüne. Resulullah'ı gördü, gitti köyüne. Ayetleri dinlemedi. Sahabe mi? Sahabe. Ama onları o hale getiren nedir? Aşktır. Aşk. Öyle büyüklerimiz vardı ki, Allah selamet versin ve vefat edenlerine Allah rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim okurken ağlayan ben tanıyorum. Ağlıyor. Cehennem ayeti gördüğünde ağlıyor. Cennet ayeti gördüğünde seviniyor. Ve yaşı 70-80'e gelmiş bakıyorsun, böyle gözü gözükmüyor, kapanıyor ya da erkeklerden sakınıyor kendini. Ne bu, bu ne bu? Bu aşk işte bu. Aşk tecellisi bu. Peki ilmi var mı o insanların? Benim bildiğim kadar ilmi var mı? Yok. Okumamış. Benim okuduğum gibi Kur'an okuyabiliyorlar mı? Yok. Okuyorlar ama tecvitli bizim gibi değil. Ama öyle bir hal var ki kıyas bile edemezsin yani şahsımla yani. Niye? Namazını vaktinde kılır, hiçbir teheccüd kaçırmaz, işrak kılır, kuşluk kılır, efendim insanlara böyle güzellikler besler, ihlaslıdır, samimidir. Ama ilim benim kadar yoktur. Peki onu o noktaya kim getirmiştir, ne getirmiştir? Aşk getirmiştir işte. Aşkın önemini anlatmak için söylüyorum. Rabbim bizi de aşık kullarından eylesin. Evet. Leyla Mecnun'un hikayesini biliyorsunuz. Mecnun Leyla'ya aşık. Leyla da Leyla, Leyla da Leyla. Sonunda kavuşmuşlar biliyorsunuz değil mi? Mecnun Leyla'ya kavuşmuş. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Mecnun Leyla ile aynı odada ah Leyla, vah Leyla demeye devam ediyormuş. Leyla'ya kavuştuktan sonra Leyla, Leyla diyormuş. Leyla da demiş ki, ya Leyla, 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 ben Leyla. Leyla senin, Leyla sana geldi. Ne diyorsun hala Leyla, Leyla? Ya sen Leyla'ysan, içimdeki Leyla kim diyor. Yani Leyla aşkı Mevla aşkına götürüyor. Hani efendi babanın dediği mevzu. Hani aşık oldun mu oğlum sen hani? Yani gerçek aşık insanı nereye götürüyor? Allah aşkına götürüyor. Rabbim cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Risale-i Kutsiye mukaddimemiz bu olmuş olsun. Cenab-ı Allah, Efendi Hazretlerimiz Kutsesi Ruhu bütün sohbetlerine böyle başlardı. Derdi ki, şeriat kenzi hak miftah tarikat derdi yani. Şeriat Allah'ın hazinesidir. Şimdi ayeti kerimelere gireceğiz ya inşallah. Şeriat Allah'ın hazinesidir. Hazineye gireceğiz ama miftah anahtar tarikattır. Yani Risale-i Kutsiye de tasavvuftur ya. Yani bir nevi ayetlere girerken anahtarı kullandık diyor yani. Tabii hakikaten çok da güzel oluyor yani. Böyle hani manevi bilgilerle Kur'an ayetlerine başlamak ayrı bir tat oluyor, ayrı bir lezzet oluyor. İşte bak, bu da büyüklerin yolundan gitmektir yani. Büyüklerin yolundan giden her zaman kazanır kardeşlerim, unutmayın.
Onlar ne yapıyorsa onu yapalım, her zaman kazanırız. O tilkiler falan vardır, tilki. Onlar hep aslanları takip ederler. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslan güçlüdür. Aslan geyiği, meyiği, efendim öküzü möküzü indiriyor yani. Tek başına indiriyor. Karnını doyuruyor. Koskocaman öküzü, bufaloyu orada bırakıyor, gidiyor. Tilki onu takip ediyor ya. Aslanı takip ettiği için taze ete tilki de konuyor yani. Aslan karnını doyuruyor, bir parça alıp gidiyor ama kocaman bufalo orada. Onu takip eden tilkilere de nasip çıkıyor. Misal, bu büyükler büyük işleri Allah nasip etmiş, becermişler yani. Bu yolda çok büyük makamlar. Yani biz de tilki misali diyorum. Bu büyükleri takip edersek bizler de bir şeylere konarız Allah'ın izniyle. Allah cümlemize nasip eylesin. Evet. Kıymetli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimiz çok önemli bir mesaj var. Bakın, bunu inşallah güzel ifade ederiz. Bunu inşallah alırız kardeşlerim. Suremiz Müzzemmil Suresi. Müzzemmil Suresi Kur'an-ı Kerim'de inen 3. sure. Müzzemmil Suresi 20 ayet. 19 ayeti hepsi 3. sure olduğu için Mekke'de, yeni yani ilk inen ayetlerden. Mekke-i Mükerreme'de iniyor. 20. ayet Medine'de iniyor. Bunda da çok hikmetler var. 20. ayet. Vakit olursa hepsinin manasını vermeye çalışacağız. Şimdi kardeşlerim, ya eyyuhel müzzemmil demek, ey örtüsüne bürünmüş olan peygamber hitabıdır. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ilk önce inen ayeti kerime, Alak suresinin ilk 5 ayeti iniyor. Nerede iniyor? Cebeli Nur Dağı'nda iniyor. Cebrail Aleyhisselam'ı orada görüyor. Ve ilk inen ayet İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Ya da bakın ilk inen ayet Allah'a ibadet et ayeti de olabilirdi değil mi? Ve'bud Rabbeke. Ya Muhammed Rabbine ibadet et. Vâbud Rabbeke de ayet aslında ama o ilk inen değil yani. İlk inen ikra, oku. Yani bil, yani öğren. Yani İslam'ın ilme verdiği önem ilk inen ayetten anlaşılıyor. Peki ikinci inen bu ayet, ikra ayetten sonra yani ikinci gelen sure hangi suredir? Kalem suresi. Allah Allah. İlk ikra, ikincisi Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme ve o yazılana yemin olsun ki diyor. Allah Allah. İlk inen oku, ikinci inen kaleme yemin ederim ki diyor. Yani İslam'ın ilme, okumaya, bilgiye verdiği önem şu iki inen ayeti kerimelerden anlaşılıyor değil mi kardeşlerim? Sen onların dediği gibi mecnun değilsin. İlk Peygamber Efendimiz Allah bana vahiy etti, Allah beni peygamber seçti dediğinde bütün Mekke müşrikleri ne dediler? Muhammed haşa kafayı yedi, delirdi dediler, mecnun oldu dediler. İşte Allahu Teala onu söylüyor. Sen mecnun değilsin. En yeb'afeke rabbuke nun vel kalemi ve ma yessurun ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun olmadın. Sen deli değilsin. Sana hep deli diyorlar. Sen deli olmadın. Onu ben sana söylüyorum diyor. Bu ikinci inen sure. Nun. Kalem suresi. Bizim konumuz üçüncü inen. Müzzemmil. Yani ayet yok. Namaz ibadeti yok. Oruç yok. Hac yok. Tesettür yok. Hiçbir hüküm yok. Hiçbir hüküm yok. Tesettür falan hiçbir şey yok. Hani içkinin haramlığı yok. İçki içiliyor.
bu dönem ayet inmemiş, Kur'an gelmemiş yani daha. Alak suresi, bir de Nun vel kalemi ve mayesurun, bu ayet-i kerimeler yani. Üçüncü bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu ne pekala? Efendimiz geldi Cebel-i Nur'dan. Burayı biliyoruz. Hazreti Hatice annemize dedi ki beni ört dedi. Titriyordu. Tabi haliyle vahiy geldi. Vahiy ağırdır değil mi vahiy? Ağırdır. Cibril Emin'i gördü. Vahiy geldi ve beni ört dedi. Bir örtüye büründü. Ve yatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya, ilahi bir kader. O ilahi kaderin birinci basamağı neydi biliyor musunuz? Hazreti Muhammed'in kainatın efendisi seçilmesindeki ilahi kaderin birinci basamağı, Mekke müşrikleri içerisinde yaşıyor. Allahu Teala onu Cebel-i Nur Dağı'nda inzivaya çekiyor. Yalnız kalması bu ilahi kaderin bir parçasıydı. Orada günlerce yalnız kalıyor. İnziva önemli. Manen, ruhen orada bir Allahu Teala onu bir terbiye ediyordu. Gelelim yük, ayetler iniyor. Bu ayetler ne olacak? Anlatılacak. Bu ayeti kerimeler insanlara anlatılacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor. Yatıyor yatakta. İşte bakın Allah ne buyuruyor. Bismillah. Ya eyyuhel müzzemmil. Ey örtüsüne bürünmüş peygamber. Hitap geldi. Cebrail aleyhisselam geldi. Bu sefer evinde. Yatağının orada. Bürünmüş. Efendimiz korkuyor. Bir hayal edin. Çekiniyor. Öyle yatıyor. Ne olacak diyor yani. Ey örtüsüne bürünmüş yatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kumul leyle illa kalila. Aman Allah. İşte ilahi kaderin ikinci basamağı, ikinci terbiye metodu. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Muhammed, gece kalk diyor. Gece gece. Gece kalk diyor, namaz kıl diyor. Nasıl? Hem de diyor ki illa kalilen, az uyu diyor, çok kalk diyor. Nısfahu evin kusminhu kalila, ya da yarıya böl diyor gece, yarı uyu, gecenin yarısında ayağa kalk diyor. Ya Muhammed diyor. Gördünüz mü? Daha henüz tebliğ başlamış mı? Bak dikkat edin, bu çok önemli burası. Çok önemli mesaj burası. Tebliğ yok da, ha, tebliğ görevi var ama daha anlatmıyor yani. İşte Hazreti Hatice annemiz biliyor. Yani insanlara açılmış değil. Ama Allahu Teala ona git anlat demiyor, bak dikkat edin. Anlat diyeceği zaman da var. O ayeti kerimeler de çık anlat dediği de var. Ama şimdi niye demiyor? Şimdi ne diyor? Allahu Teala Hazreti Muhammed'e ne diyor? Ya Muhammed, geceyi üçe böleceğim, birinde uyuyacaksın, ikisinde ayağa kalkacaksın. Ya da yarı uyu, yarısında ayağa kalk. Ve ne yap biliyor musun? Sana inen ayetler var ya, ya Muhammed. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. Kur'an inmemiş ki. Yani sana indirilen 10 tane 15 tane ayet var ya ya Muhammed. Evet ya Rabbi. Şimdi beni dinle ya Muhammed. Evzid aleyhi ve rattilil Kur'ane tertila. Kalk namaz kıl ve Kur'an'ı tane tane gece oku ya Muhammed diyor. Allah Allah. Ne var? Efendimiz'i şimdi anlatacak ya, ruhen, manen yetiştirme var. Psikolojik olarak topluma hazırlama var. Ve Efendimiz gece kalkmak zordur değil mi? Hani onu bir eğitimden geçiriyor yani. Allahu Teala Efendimiz'i bir böyle gece kaldırarak. Peki Efendimiz ne yapıyor? Gece kalkıyor. Şu hadis-i şerifi duyduk ya. Sabaha kadar Resulullah namaz kılıyordu. Ayakları şişiyordu. Bilmeyen var mı bunu? Bu dönem işte.
Az uyu, çok ibadet et. Az uyu, çok ibadet et ya Muhammed. Peki ben seni niye böyle terbiye ediyorum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Onun cevabı geldi. Niye ben seni, hani gündüz şey var, meşguliyet vesaire var. Neden ben istirahat anında gece ayağa kalk ve Kur'an'ı tertil üzere oku ne demek? Böyle sindire sindire, tane tane oku. Yani gönlünden onu böyle hisset, yaşa. Bu şekilde gece Kur'an oku. Neden biliyor musun ya Muhammed? Neden ya Rabbi? İnna senulki aleyke kavlen sekila. Çünkü biz sana çok ağır bir kitabı vereceğiz diyor. Ona hazır olman lazım ya Muhammed diyor. Allah Allah. Allah Allah. Sana öyle ayetler gelecek ki ya Muhammed. Bilmiyorsun sen şu an ama ben sana öyle ayetler vereyim. Öyle manası yüklü. Öyle emirler, yasaklar var ki hani çok ağır konuştun deriz ya, çok ağır, manası çok yüklü, çok mübarek bir kitabı sana indireceğim. Onun için ya Muhammed gece kalk diyor. Ya Muhammed kendini hazırla diyor. Ne acayip değil mi kardeşlerim? Yani demek ki gece ibadetinin önemi, bakın ne kadar önemli. Ve orada manevi bir olgunluk kazanıp, bir kazanım psikolojik olarak, ondan sonra tebliğin etkisi ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz kardeşlerim. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve Kur'an inecek. Ona ben seni hazırlıyorum diyor. Gece kalk diyor. Namaz kıl diyor. İbadet et diyor. Allah istiyor. Peki niye gündüz değil de gece? Soru. Onun cevabını da 6. ayet-i kerimede veriyor. Yani aynı terbiyeyi Allah-u Teala gündüzde yapamaz mıydı? Yapardı. Ama Allah-u Teala bu terbiyeyi, bu maneviyatı, bu maneviyat kazanmayı, yani bir nevi hani Miraç'ta Mevla ile görüşmeye giderken Peygamber Efendimiz'e manevi ameliyat oldu ya hani, Ümmü Hani'nin evinde. Niye o ameliyat olmuştu? Oraya hazırlık. Şimdi niye Mevla Resulullah'ı gece kalk diyor? Geceyi 3'e böl, 3'te 2'si bu şekilde, yani diyelim 11'de yatıyor Peygamber Efendimiz, 1'de kalkıyor, 4'e kadar namaz kılıyor. Ayet buradan anlıyoruz ki o dönem, o zaman yani Kur'an ayetlerin ilk indiği bu ayet muhatap olduğu dönemde Peygamber Efendimiz'e gece namazı, teheccüd namazının hükmü neydi? Farzdı. Efendimiz de haliyle Allah buyuruyor Azze ve Celle, yani kalk diyor, namaz kıl diyor, da kılıyordu yani. Peki niye bu yol seçildi? Onu da söyleyeyim ya Muhammed, dikkat edin. İnne naşi'etel leyl hiye eşed. Çünkü gecenin ibadeti, Allah Allah, bak daha Mevla ne desin. Gece kalkma, o sessizlik, gece bedenini kaldırıp Allah'a ibadet edip gece namazda Kur'an okumak eşeddu vat'an ve akvamu kıyla, hem etkisi daha tesirlidir diyor. Eşeddu vat'an, okuyuşlar da daha kalıcı olur diyor. Bakın, okuman daha sende kalıcı olur ve o mana senin gönlüne daha çok sirayet eder. Gecenin hali farklıdır ya Muhammed diyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi pekala? Gece kalktın, kafanda para mı var, bir şey mi yok? Sakin. Bütün mahlukat uyuyor, sen ayaktasın. Gönlün rahat, gönlün boş. Mevla ile beraber ve o kalkış sırf Allah rızası için değil midir yani? Hadi kalk bakalım. Bir insan kalkıyorsa ne için kalkar? Allah aşkı için kalkar, değil mi? Şu an bizim için de geçerli mi bu? Aynı. Sen kalkmışsın, namaz kılıyorsun, teheccüd namazı kılıyorsun. Diyor ki, o gecenin etkisi diyor, kalbin diyor nurlanması diyor, eşet diyor, daha şiddetlidir. Ve diyor o gece okuyuşun, çünkü ben sana ayet indireceğim ya, bu şekilde bir rivayete göre 10 sene sürmüş bu emir. Bir rivayete göre de 1 sene sürmüş bu emir. Sonradan 5 vakit namazın farziyetiyle bu
Peygamber Efendimiz'e vacip bu emir, bize sünnet oldu. Bize sünnet oldu. Hocam bakın şimdi, hemen aklınıza bir soru. Ya bu peygamber vahiy geliyor, ayet anlatıyor. Onun için tamam, Allah onu hazırlıyor da biz peygamber miyiz yani? Biz niye kalkalım? Bak bak, hemen aklımız, şeytan bunu getirir değil mi aklımıza? Değil mi? Şimdi 20. ayetin başını açıyorum. Bak şimdi. 20. ayetin başını açıyorum. Bakın şimdi. İnne rabbeke ya'lemu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet nerede inmişti, 20. ayet? Medine'de indi. Yani seneler sonra, onlarca sene sonra iniyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya'lemu enneke, Allah tekumu edna min thulutayil leyli ve nisfehu ve thulutahu ve taifetun minellezine ma'ak. Senin Rabbin var ya Muhammed. Senin Rabbin var ya. Evet ya Rabbi. Gecenin üçte biri, üçte ikisinde kalktığını Allah biliyor. Sen geceleri kalkıp ibadet ettiğini Allah biliyor. Ama Allah sadece senin gece kalktığını değil, seninle beraber kalkanları da biliyor mu ya Muhammed? Allah Allah. Gördünüz mü haberi? Kimi biliyormuş Allah? Seninle beraber kalkan da var ha, onları da ben biliyorum diyor. Kim bunlar işte? Sahabe ya da biziz işte. Bu da 20. ayet. Ona geliriz inşallah. Tekrar geri gelelim. Evet. Yani demek ki gece hakikaten hafızlar ya da mesela üniversite okuyanlarda en çok o gece ezberleri hep akılda kalır. Hani seher vakti ezber yapmak çok kalıcı olur. Onu dedi Mevla. Hani sana ayet indireceğim. Bu ayetleri sen gece namazda tane tane oku ki kalbine yer etsin, hafızanda kalsın. Ve bir de ne var? O etki, o maneviyat, gece maneviyatı gündüzde diyor, yok diyor. Cenab-ı Allah daha ne desin? Yani gece teheccüde kalkmamız için daha ne lazım? Açık değil mi yani? Gecenin hali farklı diyor Allahu Teala diyor yani. Gece daha farklı maneviyat alınır diyor Allahu Teala diyor. Gece Kur'an okuyuşu daha diyor yerleşir diyor gönüle diyor. Ne demek? Gönüle yerleşirse sen o Kur'an'ın yolunda gidersin diyor yani. Ama gelin görün ki teheccüd ibadetinin ne olduğunu bile bilmiyoruz. O noktaya gelmişiz. Rabbim teheccüd namazını hakkıyla kılmayı cümlemize nasip eylesin. Bu bir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben seni neden gece seni kaldırdığımı söylüyorum. Birinci maddeyi anladık değil mi? Gece kalkışın anladık değil mi neden? Ama bir de bir madde daha var. Ya Muhammed bir de inne leke fin nehari sebhan tavila. Muhammed, gündüzleri senin çok meşguliyetin var. Bak bak bak. Sen şimdi gündüz kalkacaksın, hem maişet, hani bizim için de hani işe gideceksin, çalışacaksın. Kur'an ayetleri inecek, onları anlatacaksın, tebliğ edeceksin, insanlara anlatacaksın, çalışacaksın, hurma bahçeleri var vesaire, dünyalık maişetin var. Hadi bizim için de söylüyorum. Bak bak, onu da diyor. Yani gündüz alakaların dağılıyor diyor. Gündüz meşguliyetin çok diyor. Gündüz kendini tam böyle hani veremeyebilirsin. Onun için ben diyor seni gece diyor kaldırıyorum ki diyor gecenin hali farklı diyor yani. Nasıl? Yani açık Mevla ile baş başa kal, maneviyat kazan. Şimdi bu hal şimdi yok mu kardeşlerim? Aynısı gündüz meşguliyetimiz çok. Efendim ticaretimiz var, sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz. Gıybetler, dedikodular, aklımıza türlü türlü şeyler geliyor. Haramlar var gözümüze takılan. Nasıl maneviyat kazanalım şimdi şu çarşı pazarda, hele şu dönemde? Ay işte onu diyor işte. Mevla onu buyuruyor. Ama gece öyle değil diyor yani. Gece kalk diyor. Benle baş başa kal diyor. Konuş diyor. İbadet et. Kur'an'ı da tane tane oku diyor. Bunun faydasını göreceksin. Bakın kardeşlerim. Efendimiz bu şekilde neye hazırlandı? Tebliğe hazırlandı. Neyle başlıyor? Bakın yani daha anlatma, yani aktif halk arasına girip Allah'ın kullarını davet etmenin
evveliyatı ne? Teheccüd namazı. Demek oluyor ki biz hocalar aynı çizgiden gitmemiz lazım. Eğer burada Allah'ın ayetlerini anlatıyorsak o hazırlıktan, o tezgahtan biz de geçmemiz lazım. O teheccüd tezgahından biz de geçmemiz lazım. Şöyle bir sorunumuz var değil mi? Hocam anlatıyoruz da hiç şey yok. Niye? O tezgahtan geçmedik. Niye Efendi Hazretleri Kuddise sürü Allah rahmet eylesin, o çok yağlı ballı, çok böyle şaşalı sohbeti yoktur. Rıdvan abi bilir yani. Dura dura anlatır böyle. Yavaş yavaş ayet, ama ne anlatım yani. Ne anlatım. Şöyle yapın, böyle yapın dediği zaman onu hemen yapmak istiyorsun. Hemen yani. Gören hemen sarık cübbe almaya gidiyor. Gören ya hemen gidiyor sarık cübbe. Ya ne oldu yani? Aşık oluyor sarık cübbe, aşık oluyor. Sakal bırakıyor. Namaza başlıyor. Peki niye? İşte aynı ehlullah, aynı tezgahtan geçiyor. Efendi Hazretleri de aynı. Hiç teheccüd kaçırmaz Efendi Hazretleri. Gece kalkar. Niye? İşte o gecenin maneviyatını aldığın zaman o maneviyatla Allah'ın kullarının karşısına çıktığın zaman herkesin bildiği bir ayeti bile okusan onun etkisi kalbe direkt yapışıyor işte. O etki nereden geliyor dersek nereden geliyor? Teheccüden geliyor yani. Anlaşıldı mı kardeşlerim? İşte kaybettiğimiz noktalardan birisi de bu. Bu sadece hocalar için de değil ha, yanlış anlamayın. Hanımlar için de aynı şekilde. Hani ben oğluma anlatıyorum, eşime anlatıyorum, hani etki olmuyor. Belki bundan olabilir. Teheccüdle o kalp bir nurlansın, o etkiyi Allah senin kelamına da verebilir yani. O zaman kızına, oğluna bir şey dediğin zaman etki yapabilir. Hepimiz için bu geçerli yani. Sade hocalar için değil. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet. Şimdi kardeşlerim, teheccüd namazı ile ilgili almış olduğum notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Efendimiz her gün teheccüde kalkıyor. Teheccüd namazı kılıyor. Dediğim gibi Efendimiz'e teheccüd namazı ne? Farz. Sonradan tabi 5 vakit namaz farz olduktan sonra bir ayet-i kerime iniyor. İsra suresi 79. Bismillah. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek. Asa en yeb'afeke rabbüke mekâmen mahmûda. Geceden de teheccüd kıl. Bu da başka bir ayet-i kerime. Efendimiz'e hitaben. Ama nafile olarak kıl diyor. O zaman farzdı. Hani artık yetişti. Artık Allahu Teala onu bir yere getirdi. Sonradan ne dedi? Nafile olarak teheccüd namazına devam et dedi. Ama farz değil. Bize ne? Teheccüd namazı. Bize sünnet oluyor. En yeb'afeke rabbüke makamen mahmuda. Teheccüde devam et. Teheccüd namazını bırakma ya Muhammed diyor. Bakın. Yani Kur'an ayetleri gelmiş. İslam hakim olmuş her yere. Mevla ne buyuruyor? Teheccüde devam et. Nafile olarak. O devam etmen sebebiyle Allah seni şefaat makamına ulaştıracak diyor yani. Yani teheccüde makamlar var yani. Yani Resulullah'ın makamı Mahmud'a ulaştıran Allah Azze ve Celle, biz de teheccüde devam edersek bizi de bir makamlara, bizi de bazı makamlara bizi ulaştırabilir değil mi kardeşlerim? Bizim için de makam var mıdır? Vardır. Ama biz de devam edersek. Bakın şimdi bir iki ayet karşılaştırması yapacağım. Teheccüdün ne olduğunu anlayacağız kardeşlerim. İlk önce şu hadis-i şerifi okuyayım. Efendimiz diyor, Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, ağrısı, sısızı veya başka bir sebeple gece namazını kılmadığında, şimdi Efendimiz'e farz olduğu dönem var, nafile olduğu dönem var ama Efendimiz hiç bırakmamış. Oldu ki hasta, oldu ki başka bir sebepten dolayı bir gün
teheccüde kalkamamış Resulullah. Oldu ki ne yapardı diyor Hazreti Ayşe annemiz. Kılamadığında gündüzün demek ki işte sabahla öğlen arası 10-11 arası 12 rekat namaz kılardı diyor. Teheccüd yerine. Peki hocam teheccüde kaç rekat namaz kılınır? Soru. Kaç rekat kılınır? 2 de kılınır. 4 de kılınır. 8 de kılınır. En çok 8 deniliyor kitaplarda. 2-2 ama İnna atayna ihlasla kılma da Yasin-i Şerif'le kıl mesela. Değil mi? Uzun uzun kıl. O zaman o senin 4 rekatın olur, 2 saat namaz olur değil mi? Burada önemli olan rekat sayısı değil, önemli olan Allah'la beraber olma zamanı. O zamanı uzun tutma. Geçer. Tabii ki. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Yine 2 rekat teheccüd kılalım. Mesela dedik ya 8 rekat. Sen 2 rekat teheccüdü yine Resulullah yaptı ya bu nafileye bizim için. Onu kılalım. Geri kalan diyelim 12 rekat teheccüd kılacaktı. 12 rekat da kılınır teheccüd. Yani onun sınırı yok yani. Nafilenin sınırı olmaz ki yani. Hani illa 4 diyebilir miyiz yani? Öğlenin farzı gibi değil bu. İstediğin kadar kıl ya. İşte 100 rekat kıl yani. Gece kalk 100 rekat kıl yani. Ama şunu yapalım. 2 rekat dahi olsa kazamız varsa o teheccüdü kılalım. Sonra dediğin diyelim 12 rekat gerisini hep kaza kıl. Niye? Her ikisini de almış oluruz. Evet. Başka bir hadis-i şerifte Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz şöyle buyurmuş. Hazreti Ömer Efendimiz'den duyuyor bakın. Kim diyor devam ettiği gece ibadetini veya virdini yapmadan uyuyakalırsa diyor. Yani her gece teheccüde kalkan bir kişi o gün kalkamadı. Her şeyi Resulullah açıklıyor bize. Olabilir mi? Olabilir. Ya bizim kalktığımız yok. Hep uyuyoruz da yani. Diyelim ki yani hep kalkıyoruz da bir gün uyuduk. Uyku geldi. Onu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Virdini yapamadan uyuyakalırsa onu sabah namazı ile öğle arasında ifa ettiğinde diyor gece ifa etmişçesine sevap yazılır diyor. Müslim'de geçen hadis-i şerif. Buyur. Her zaman kılıyordun ya oldu ki kaçırdın bir şey oldu ama onu ne zaman kıldın? Yani işte kuşluk vaktinde kıldın. Bak sabahla öğle onu Resulullah bunu söylüyor. Aynı diyor gece kılmış gibi diyor. Gece kalkmış gibi aynı sevabı alırsın. Neden? Çünkü uyku bir mazerettir. Yani tedbirini aldın ama kalkamadın. Allah sana kalkmış gibi, kılmış gibi aynı sevabı veriyor diyor. Başka bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gecede bir saat vardır ki hani her gece bir saat vardır ki bir Müslüman o saate rastlarsa Cenab-ı Allah'tan dünya ve ahiret işinde bir hayır isterse bakın gece hangi saat belli değil. Kadir gecesi hangi gün belli değil. Onun gibi yani bu 3 de olabilir 2.5 de olabilir bugünkü şeyle diyorum 2.35 de olabilir yani 1.5 de olabilir bilemiyoruz. Ama her gecede öyle bir an var ki diyor Resulullah kişi diyor o an Allah'tan dünyalık ve ahiretlik bir şey istediği zaman o kimsenin dileğini muhakkak verir ve bu hal her gece vardır diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka o ana denk gelirse. Bak teheccüdle ilgili gündüz için böyle bir bilgi var mı? Yok. Gecede var. Evet. Başka bir hadis-i şerif kardeşlerim. Efendimiz yine buyuruyor ki farz namazlarından sonra en üstün namaz nedir? Gece kılınan teheccüd namazı. Bunu biliyoruz. Yine Efendimiz buyuruyor. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandırarak ona kıldıran yani kılmasına sebep olan şayet ben hadis-i şerifi söylüyorum size açık. Eşi kalkmadığı zaman yüzüne şöyle diyor su serpen diyor. Bir diyor erkek Allah diyor o erkeğe bu hareketinden dolayı rahmet eder günahlarını Allah bağışlar diyor. Yine diyor aynı şekilde
bir kadın namaza kalkıyor, teheccüd namazına ve eşini kaldırıyor, eşi kalkmıyor, işte suyla hafif üzerine serpiyor, Allah o kadının da bütün günahlarını affeder diyor Ebu Davud'da geçen hadis-i şerif. Gel şimdi bunu sen evinde kocana yap, dayağı yersin yani. Ama hadis-i şerif bu. Nasıl olacak şimdi bu? Hadis-i şerif bu. Bu. Yani bunu tabii böyle ibadet aşkı şuuru, iman şuuru olan kişi aksi bir tepki vermez de hani adam namaz kılmıyor, sen teheccüde yüzüne su atıyorsun. Namaz kılmayan adamın suratına su atarsan o sinirle bir zarar verebilir yani. Ama bu işte dedim ya, ben hadis-i şerifi söyleyeceğim dedim yani. Hadis-i şerif bu ya. Böyle diyor Resulullah yani. Hani belki hani su atma durumu değil de ne bileyim böyle güzel sözlerle yani böyle kaldırıp, tabii o eşin de illaki namaz kılıyor olması lazım değil mi? Yani beş vakit namazı kılmayanı da teheccüde kaldırmak, bu da doğru bir hareket değil. İlk önce ne yapsın? Beş vakit namazı farzı kılsın. Çünkü bize teheccüd namazı farz değil. Bize teheccüd namazı sünnettir. Evet. Şimdi bir sır bugün size veriyorum. Bakın şimdi bir sır ayeti kerimesi. Ahzab suresi. Kardeşlerim. Ayeti kerime 35. Teheccüdle ilgili bir sırrı veriyorum şimdi size. Ben bu ayeti kerimeyi çok işlemiştim. Siz de duymuşsunuzdur. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müslimine vel müslümat. Mevla böyle sayıyor. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin vel mümin vel müminine vel müminat, mümin erkekler, mümin kadınlar, vel kanitine vel kanitat, ibadet eden erkekler, ibadet eden kadınlar. Dikkat edin ayet-i kerime. Sır var bu ayet-i kerimede ve Efendimizin hadis-i şerifiyle yan yana getirdiğimiz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve sadikine ve sadikat, sadık doğru erkekler, doğru kadınlar. Ve sabirine ve sabirat, sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Vel haşiine vel haşiat, gönlünü ibadete vermiş erkekler, huşu eden yani huşu ile ibadet eden erkekler, huşu ile ibadet eden kadınlar. Vel mutasaddikine vel mutasaddikat, tasadduk eden, infak eden erkekler, infak eden kadınlar. Yani erkeği de kadını da ayrı ayrı Mevla zikrediyor. Ve saimine ve saimat, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Vel hafizine furucehum vel hafizat, ferçlerini koruyan erkekler, yani zinaya yönelmeyen, zinaya yaklaşmayan erkeklerle zinaya yaklaşmayan kadınlar. Dikkat edin, geldik oraya. Ve zâkirînallâhe kefîran ve zâkirat, Allah'ı zikreden erkekler ve Allah'ı zikreden kadınlar demedi. Deseydi olurdu, biz anlardık yani. Ama ne buyurdu biliyor musunuz Mevla? Ve zâkirînallâhe kesîran, Allah'ı çok zikreden erkekler dedi. Ve Allah'ı çok zikreden kadınlar. Peki yukarıdaki vasıflarda niye çokluk ifadesi kullanmadı da burada çokluk ifadesi kullandı? Yani çok tasadduk eden demedi. Kesiran çok tasaddukta geçmedi. Kesiran kanitatta geçmedi. Yani yukarıdakilerin hiçbirisinde kesiran duydunuz mu? Ama ve zâkirînallâhe kesiran. Duydunuz mu kesiranı? Duydunuz. Ne demek ve zâkirîn Allah kesiren? Çok zikreden. Ve zâkirîn Allah deseydi Mevla, Allah'ı zikreden erkekler ve zâkirat, Allah'ı zikreden kadınlar. Uyuyordu yani şeye. Yukarıdaki sıraya uyuyordu. Yani yukarıdaki sıranın uygunluğu nasıldı? Ve zâkirîn Allah'a ve zâkirat. Yukarıda kesir demediği için aynı devam edecekti. Ama Mevla oraya kesiranı soktu. İşte sır. Hiçbirisinde çok namaz, çok sadaka demedi. Zikre gelince ve zâkirîn Allah'a kesira. Çok zikreden erkekler, çok zikreden kadınlar. Mükafat ney? E'addallahu lehum mağfireten ve ecren azîma. Allah böyle olan kullara mağfiret ve büyük mükafat hazırlamıştır. Ayet böyle bitiyor. Bu ayeti kerime Ahzab suresi 35. ayeti kerime. Demek ki
çok zikirde bir şeyler var. Değil mi? Yani az zikir değil. Orada bir hikmet var bak. Orada bir sır, bir şifre var. Şimdi gelelim bu şifreyi çözüyoruz. Hazır mısınız? O şifre ne? Çözüyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şifre çözülüyor. Şifreyi çözüyoruz. Resulullah'ın sözüyle. Hazır mısınız? Ebu Davud'da Efendimiz bunu zikrediyor. Kim geceleyin uyanır ve hanımını da uyandırarak beraberce iki rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlardan yazılır. Allah Allah. Nereye bağladı? Teheccüde bağladı. Sır burası işte. Ben Allah'ı çok zikreden erkek miyim, kadın mıyım? Öyle demek ki 5000-10000 demekle olmuyor. Teheccüde kalkmakla oluyor. İki rekat namaz kıldın mı Allah'ı çok zikreden erkek oldun. İki rekat namaz kıldın mı Allah'ı çok zikreden kadın oldun. Resulullah buyuruyor. Sır bu. İşte bütün her şey teheccüde bitiyor. İhlasımız, samimi müminliğimiz, aşkımız ne veriliyorsa teheccüde veriliyor. Orada dağıtılıyor. Orada doldur, gündüz dağıt. Eşine, çocuklarına orada al, gündüz insanlara ver. Bildiğimiz, bilmediğimiz nice şeyler. Allahu Teala layıkı veçiyle kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi kardeşlerim, peki bak hep teheccüdle ilgili ayet-i kerimeleri duyduk değil mi? Ama kimle ilgili duyduk? Bize Peygamber Efendimiz'e ilgili duyduk. Peygamber Efendimiz'e ilgili olması tabii ki bizimle de ilgilidir. Onun yaptığı bize nedir? Sünnettir. Ona farz, evet, bize sünnettir. Peki soru soruyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Bize, bizimle alakalı teheccüdle ilgili Kur'an'dan bir mesaj var mı hocam? Biz peygamber değiliz. Peygamber Efendimiz tamam yaptığı için biz de yapıyoruz. Ne dedi 20. ayet-i kerimede Allahu Teala? Sen gece kalktığını ben biliyorum. Gece namaz kıldığını biliyorum. Ama seninle beraber kalkanlar da var ya Muhammed, onları da biliyorum dedi. Hangi ayet bu? 20. ayet. Demek ki Allah teheccüde kalkanları biliyor. Ayrı bir onlara nur veriyor. Yani teheccüde kalkanın yüzü farklı bir nurlu oluyor. Ve derisi de farklı bir yumuşak oluyor. Örnek Efendi Hazretleri. Kuddise sırru. Rabbim bizi o güzellikler nasip eylesin. Sorumuz neydi? Hocam bize müstakil olarak bize teheccüd namazı ile ilgili bir övgü, Allah'ın bir emri Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var. Bizle alakalı var. Ne o? Secde suresi 15. ayet, secde ayeti, secde okuyup secde ediliyor ya, o ayetin peşine gelen ayeti kerime secde suresinin kardeşlerim 16. ayeti. Secde suresinin 15. ayetini okumak isterdim. Secde ayeti, hani secde yapmamız icap eder, onu okumuyorum. Ama manası şu: Allah'ı zikrettiklerinde, Allah'ı andıklarında onlar secdeye kapanırlar ayeti var. Hani bir cümlesini söylemiş olayım. Arapçasını söylemezsem üzerimize farz olmuyor, vacip olmuyor. Hemen onun peşinde övüyor yani müminleri. Secde ayetinde müminleri övüyor. Secde ayetinin hemen peşindeki 16. ayeti kerimeye dikkat edin. Bismillah. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Benim o kullarım, o has kullarım, sevdiğim kullarım, tetecafa cunubuhum anil mezacı, yanlarını gece yarısı yataktan kaldırıyorlar diyor. Teheccüde kalkıyorlar.
Yed'ûne rabbuhum, gece yarısı Rablerine dua ediyorlar. Havfen ve tamaa, ümit ve korku içerisinde benden istiyorlar diyor. Ve mimma razaknâhum yunfikun, ve bizim onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ediyorlar. Hangi sure bu? Secde suresi 16. Allah'ın methettiği kullar ne yapıyorlarmış? Gece yataklarından kalkıyorlar. Allah methediyor. Uykularından kalkıyorlar diyor. Namaz kılıyorlar diyor ve bana dua ediyorlar diyor. Benim böyle koç kullarım var diyor Allahu Teala. Rabbim bu kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Peki soru, şu teheccüd namazını anlatılan şekilde kılmış olsak bizim ihlasımız, Müslümanlığımız, inancımız artar mı, artmaz mı kardeşlerim? Niye artar? Çünkü Allah ne buyurdu? Gece ibadeti dedi, daha şiddetli dedi yani. Allah dedi bunu. Gece ibadeti daha etkili dedi yani. Onun için kalk ya Muhammed dedi yani. Baştan aşağı hep ders kardeşlerim. Evet. Kaç saat oldu? Geçtik mi? Ya ben şeyi anlatmadım daha. Gerçekten sureyi giremedik. Evet, inşallah yarın mı devam edelim? Buraya yarın devam edelim inşallah. Haftaya Müzzemmil suresinin geri kalanını, zaten 20. ayeti haftaya bayram. Evet. Haftaya sohbetimiz yok. Doğru. Haftaya bayram. Ondan sonraki hafta inşallah Allah tekrarını nasip eylesin. Bayram günleri yaklaşıyor ve bu günlerde Zilhicce ayın içerisindeyiz. Onu da hatırlatayım. Zilhicce ayı çok kıymetli günler. İlk günleri, ilk 10 gün. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki gündüzü bir gün oruç tutmak diyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Bir sene oruç tutmuş gibi olur diyor. Şu günler. Gecesi de diyor, gecesini ihya, Kadir gecesini ihya gibidir buyuruyor. Zilhicce'nin şu 10 günündeki ibadetin sevgisi Allah katında hiçbir gün yok diyor. Yani Allah'ın en çok sevdiği ibadet günleri diyelim. Allah'a en sevgili gelen ibadet günleri hangi günler? Zilhicce'nin ilk 10 günü. Sahabe-i kiram şaşırmış. Demiş ki ya Resulallah, yani en faziletli diyorsun ibadetler bu günlerde. Allah yolunda cihattan da mı daha üstün diye bir soru soruyorlar. Evet diyor, Allah yolunda cihattan da daha üstündür bu günlerdeki ibadet. Ancak bir istisna yapıyor. Bir kişi canıyla malıyla diyor hani gider şehit olur, gelmez o ayrı, ama cihada gitti, bir sene iki sene harp etti, geldi dönüş yaptı, ondan da daha üstündür diyor bu günlerde yapılan ibadet. Ve bu günlerde diyor Peygamber Efendimiz tahmidi, tehlili, tesbihi ve tekbiri çok yapın diyor. Tesbihi, tahmid, tesbih yani Subhanallah'ı çok deyin, tahmid Elhamdülillah'ı çok deyin, tehlil La ilahe illallah'ı çok deyin, tekbir Allahu Ekber'i çok deyin, Allahu Ekber'i çok deyin diyor bu günlerde diyor. O açıdan bir de şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani Resulullah buyurdu ya, Kadir gecesi gibidir her gecesi. İnanın belki hani mübarek gecelerde yani toplum olarak, mesela cuma şeyinde ben tabii vaazında kendi camimde bu günleri anlattım ama cuma günü hutbede bu söylenmesi icap ederdi yani. Hutbede, çünkü niye? Resulullah buyuruyor ki Kadir gecesi gibi diyor yani. Mesela Kadir gecesi tam kesin değildir, değil mi? Hani Ramazan'ın son 10 günü, ama hangi gün? Soruyorum, hangi gün? Ama bu kesin. Bu kesin yani. Bu gece Kadir gecesinde yaptığın ibadet sevabını Allah veriyor. Bu kesin yani. Sadece bir gece değil ki, 10 gecenin hepsi. Hocam niye bu kadar önemli bu? Fecir suresinde Allah bu gecelere yemin ediyor. Hikmet çok. Bismillah. Vel fecri ve leyalin aşrin. Fecre
yemin olsun, hani güneşin doğumuna yemin olsun, bir de ve leyalin aşrin, 10 geceye yemin olsun diyor. Hangi 10 gece bu? İşte bu geceler yani. Allah yemin ettiyse işte bunda hikmet, onun hikmetini de Resulullah söylüyor işte yani. Çok tesbih edin diyor, çok zikredin diyor Mevla Teala. Bir de Arefe günü orucu var ki, Arefe günü yani Cuma günü. Tabii bugünlerin tamamını oruç tutamayanlar şunu yapabilir. Pazartesi, önümüzdeki pazartesi yani yarın. Yarın, onun önündeki perşembe günü, ondan sonraki cuma. Mükemmel olur, 3 gün. Hadi pazartesini de tutamadın, perşembe, cuma çok güzel olur. Perşembe de tutulmazsa, hani Peygamber Efendimiz bu soruda çok geliyor. Hocam cumayı tek tutsam olur mu? Efendimizin hadis-i şerifi o gün için olduğu için olur. Kim Arefe günü oruç tutarsa diye bir bilgisi var ya, cumaya denk geldi, olur yine. Hani bu normal keyfi cumayı tek gün tutmaya benzemiyor. Arefe günü orucu diye tutarsan olur. Efendimiz ne buyurdu? Kim Arefe günü oruç tutarsa, gelmiş bir sene, geçmiş bir sene ve gelecek bir seneki günahına kefaret olur diyor. Bir sene geçmiş, bir sene gelecek. Yani aynı Ramazan orucu gibi onu tutmak lazım yani. Öyle değer vermek lazım. Bunu da bildirmiş olalım. Bir de teşrik tekbirinin nasıl olduğunu da bir beraber söyleyelim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. İşte teşrik tekbiri bu. Her farz namazından sonra bir kere bu denilecek. Kadın erkek fark etmez, vaciptir. Kadınlar da evde farz namazının hemen peşine bir kere denilecek. Bu 3 kere değil. Ve 23 kere deniliyor bu. Ne zaman başlayacağız buna? İnşallah işte cuma günü sabah namazında başlayacağız. Bu cuma sabah namazında başlayacağız. Bayramın 4. günü ikindi namazında son bulacak. Kaç kere olmuş oluyor? 23 kere olmuş oluyor farz namazından sonra. Bunu unutan ne yapar? Kaza yapar. Kaza nasıl olur? Diyelim öğlenin ikisini unuttun. İkindi aklına geldi. İkindi de ikindinin tekbirini getirirken peşine öğlenin de tekbirini getirirsin. Diyelim ki öğlen ikindi unuttun, akşam aklına geldi. Akşam aklına geldi. Ne yaparsın? Akşamın tekbirini getirirsin. Öğlenle ikindiyi de kaza yaparsın. Yani peşine onu getirebilirsin. Çünkü Hanefi mezhebinde bu tekbirlerin hükmü vaciptir. Onun için. Evet. Bir de İlmihal grubumuz var bizim. Allah razı olsun Kamil abinin ve arkadaşlarının organize ettiği. Efendi Hazretlerimizin ruhu için birkaç gündür cüz dağıtıldı. Hatim okundu. İnşallah o hatimin de duasını burada yapmış olalım. Efendi Hazretlerimizin ruhu başta olmak üzere bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye edelim inşallah. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Elhamdülillahillezî hedana lihâzâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Hamdan tayyiben mübareken fih cezilen cemilen daimen bidevamülkillah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Vessalatu vesselamu ala rasulina hadina ilallah. Da'ina ilallah. Şefi'ina indallah. Muhammedin rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya ali ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake. فَعَفُ عَنَّا وَعَافِنَا وَتَكَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنَا وَوَفِّقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِحُرْمَةِ مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم قاهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
Allahümme ekthir lena minel ikhvani fiddin ve cealna ala sıradil müstakim ve erzuknel ehliyete vel istikamete ve husnel hizmete fiddin vel fena vel bekale temmin ve neseluk Allahümme fiddarin teveffena müslimin ve elhikna bis salihin ve ahşurna ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şühedâ ve salim bir rahmetike erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, İlmihal grubumuzun okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim hatmini ve yine okunmuş olan Kur'an-ı Kerim hatimleri varsa cümlesini ve bizim okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif ve diğer zikirlerimizi dergâh-ı izzetinde, uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbim. Hasıl olan ecr-ü sevabı evvelen bizzat, hace-i kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif ruhu mübareklerine ve cemii peygamberane izam ve resulü fiham aleyhim salavatül mennen efendilerimizin erva tayyibelerine, âl-i ezvacı mutahharat, zevil ihtiram, ashab-ı kiram, tabi'in, tebeutan erva tayyibelerine, annelerimizden, babalarımızdan, âba, ecdat, akraba, taallukat, komşu ve yakınlarımızdan ahireti irtihal eden ruhlarına, müştehidin, müfessirin, şüheda, fukaha, kurra, tüllab, huffaz, musannif ve bil cümle hamele-i Kur'an ervahına. Hasseten bu hatmi okumamıza vesile olan, sebep olan üstadımız, şeyhimiz, efendi hazretlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Makamını cennet eyle, taksiratlarını affeyle. İlahi ya Rabbi, yüce dereceler ikram eyle. Bizler de onların haliyle hallendiğimiz zaman cümlemize imanı kamil, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Kelime-i şehadeti diliyle ikrar, kalbiyle tasdik edenlerden dünyada ve ahirette bizleri ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına suhulet ödemeyi nasip eyle. İlahi ya Rabbi, bugünkü sohbette teheccüd namazının önemini bizlere bildirdin. Bu namazı kılmayı cümlemize nasip eyle. Bu güzellikleri cümlemize nasip eyle. Sen bizleri teheccüd namazına kaldır ya Rabbi. Seninle baş başa olmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ve teheccüd vaktinde alınan füyuzatı, bereketi cümlemize nasip eyle. Sözlerimizi tesirli eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eyle. Huzurumuzu bozmak isteyen dahili, harici düşmanlara fırsat verme. İlahi ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu hayırlı eyle. Evlatlarımızı güzel ahlaklı eyle. Torunlarımızı ya Rabbi İslam'a, Kur'an'a hadim eyle. Yüzümüzü ak edecek nesil yetiştirme cümlemize nasip eyle. Kafir anne, kafir baba, dede olmaktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dünyada dostlarını bulmayı, onlarla dostluk kurmayı bizlere nasip eyle. Kötü arkadaş ve kötü mekanlardan cümlemizi muhafaza eyle. Evimizde, ocağımızda namaz nurunu, Kur'an nurunu ihsan eyle. Kötü itikatlardan cümlemizi, nefsimizi, neslimizi, ehlimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ehli sünnet itikadı üzerine olmayı cümlemize nasip eyle. İlahi ya Rabbi, evimizde, ocağımızda namaz nurunu, Kur'an nurunu ihsan eyle. Eşlerimizde, çocuklarımızda, torunlarımızda günde 5 vakit namazı kılma aşkı, şuuru nasip eyle ya Rabbi. Burada toplanmış olan bu kıymetli kardeşlerimizin ve amin diyen tüm kardeşlerimizin her ne istekleri, her ne muratları, arzuları varsa sence mamdür kabul eyle ya Rabbi. Bekarlarımıza hayırlı eş nasip eyle. Evlerimize hayırlı evlat nasip eyle. İşsizlerimize hayırlı iş nasip eyle. İşleri bozuk olan kardeşlerimizin de ya Rabbi işlerini bereketli eyle. İlahi ya Rabbi, dualarımızı dergâh-ı izzetinde, uluhiyetinde kabul eyle. Amellerimizi rıza şerine uygun eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Vefat etmiş olan anne babalarımıza rahmet eyle. Hayatta olan anne babalarımızın hayır dualarını almayı cümlemize nasip eyle. Bizlere bu güzellikleri yaşattığın gibi ya Rabbi, cennetinde de cemalini seyretme güzelliğini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle bizleri müşerref eyle ya Rabbi. Bizleri evinde bu çatıda topladığın gibi ahirette Peygamber Efendimizin Livayül Hamd isimli sancağı şerifi altında haşru cem eyle ya Rabbi. Cehennem azabından da bizleri muhafaza eyle ya Rabbi.
cehennem azabına götürecek kötü arkadaş, kötü amellerden cümlemizi muhafaza eyle. Şeytanın şerrinden, kötü arkadaşların şerrinden, nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Veselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Şimdi işrak namazını kılacağız kardeşlerim. Onu unutmayalım. Bizi dinleyen kardeşlerimiz de. İki rekat işrak namazı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılar, musallasında oturur ki camide namaz kıldığımız yerde tam bu hadis-i şerifi uyguluyoruz şu an yani elhamdülillah. Ben de burada namaz kıldım, burada oturuyorum. Siz orada namaz kıldınız, orada oturuyorsunuz. İşrak vakti. Kılarsa diyor iki rekat namaz, Efendimiz buyuruyor, kabul olmuş bir hac, bir umre sevabı amel defterine yazılır diyor. Bu her gün var kardeşlerim. Şimdi o namazı kılalım. Allah hepinizden razı olsun.